Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var bir de. Çifte itiraf başlığını attık biz. Çünkü cümleye bakarsanız iki farklı itiraf dikkat çekiyor. Aç sefil geziyor, rakıyı bir aya almaktan geri durmuyor ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda stajyer bir doktorla sohbeti sırasında bu sözleri söyledi. Neden çifte itiraf diyoruz? Şimdi aç sefil geziyor ifadesi aslında Cumhurbaşkanı'nın birkaç gün önce kullandığı ifadelerin tam tersi yönde. Çünkü Cumhurbaşkanı daha önce aç sefil gezen yok, aç kalan yok mesajları vermişti. İşte birinci itiraf bu. İkinci itiraf ne? Biz yaşam tarzına müdahale etmiyoruz vurgusunu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmiş yıllarda çok yaptı. Hatırlıyorsunuz ama ikinci cümlede de işte o yaşam tarzına müdahale itirafı var. Yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. Ya vicdansızlık yapma, ne aç kaldın? Aç kalan falan yok. Sadece dört gün arayla kendi söylediğinin tam aksini dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 27 Mayıs'ta eleştirilere karşılık vicdansızlık yapma, aç kalan falan yok demişti. Ama şimdi içkiye ve sigaraya getirilen vergiler üzerinden açlığı da itiraf etti. Yani aç, sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor rakıyı almaktan, birayı almaktan geri durmuyor. İçkilerden alınan ÖTV son 12 yılda %1070 arttı. Son olarak içkide ÖTV %25, sigara da %10 zamlandı. İçkiye ve sigaraya getirilen faiz vergi yükü yaşam tarzına müdahale olarak da yorumlanıyor. Erdoğan Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'ndaki açıklamasında tam da bu konuya dair ipucu verdi. Üstelik içki içenlere yönelik ayrıştırıcı bir dille. Devamlı artırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem sulu da artırıyoruz hem sigarada filan artırıyoruz. Fakat hayret yani ağaç sefil geziyor ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım diyor. Erdoğan içki ve sigara için özel bir vergi tarifesi uygulandığını da açıkça dile getirmiş oldu.